görevimizi sizin... yapmak için geldik. Bak, biz buraya gelmek zorundayız. Bir tane sakin konuşalım mı? Ben size sinirlenmiyorum. Ben sinirimin her biri evet. Siz değilsiniz. Farkındayım. Ben bir sakin kapatacağım dediniz. Tamam, içeri gel biraz şey söyleyeyim. Hayır, lütfen bir şey söyleyeceğim. Yok yok, içeri alma yeri. Biz sizin... Bir iki dakika kal. Ben derdimi anlatayım. Ben siz nasıl bu tiyatroda görevinizi yapıyorsanız... Halka hizmet veriyorsanız ben de şu an görevimi yapıyorum. Değil mi? Rasim benim adam. Rasim Beyciğim bakın buna hiç sorun yok. Evet. Sorun şu. Bana görevimi yaptığım için yükleniyorsun. Ben size tiyatronuzu yaparken niye bu tiyatroyu yaparsın desen değil mi? Ben böyle yasa olmaz diye hissediyorum. Haksız mıyım? Tamam. Bana diyorsun ben geliyorum diyorum ki sizin elinizde yaptığınız yemekle ilgili. O yemeği de o gün aşağıdaki insanlara vermişsiniz. Ben diyorum ki içinden çöp çıktı. Alın. Evinizi ama gezdik. Ama Emre Bey. Bir saniye. Ya, bak bunlarla ilgili. Bir saniye. Bir şey yok yani Emre. Bir şey yok. Bir saniye olabilir mi? Çiçek şu böceği sor bakalım. Böceği çiçeğe soruyorum. Nasıl tanıdık böcek mi? Nereli bu böcek? İstanbullu mu? Nereli bu böcek? Bir sor bakayım şu böceği. Kaç işletmede bu kadar temiz bir mutfak gördünüz? Bir şey söyleyeyim. Ben görevimi yerine getirmek için. Böcek, böcek diyorsunuz. Evet. Böceği gördünüz. Biraz önce göstersene. Ben göstersene. Ben görmek istiyorum. Göstersenize. Ben her ihbarı değerlendirmek zorundayım. Ben bu böceği görmek istiyorum hanımefendi. Yani yapılan, hayır hepsi için. Yani bir kişi yüzünden söyleneni kapat. Hemen şimdi ben mesela bir ihbarı bulundum. Anlatmama izin verir misiniz? Halk yönetmeliğinde, hijyen yönetmeliğinin 6. maddesine göre içeride herhangi hijyenik aykırı bir şey bulunduğu zaman 15 gün mühürlenme. Bir saniye, tamam. 15 günde siz aklınızı alayım. Bu yazılan kanunda. Ben bunu uygulamak zorundayım. Peki, Zuhal bir görmek istiyorum de bakayım. Bakabilir miyim? Şu fotoğrafı görmek istiyorum. Peki bu süreçte bakar mısın? Bakayım. Ben yemekten anlarım hanımefendi. Şu resmi yaklaştır bakayım bana. Kim bu ya? Bu bu arkadaş mı? Evet. Bir kere bu böcek asla pişmiş bir böcek değil. Kabul etmiyorum. Sakin. Kabul etmiyorum arkadaşım. Lütfen sakin. Ben bu işlerden anlarım. Evet, Zuhal böcekten anlar. Evet. Bu böcek ülkeye bir buzun içinde geldi. Anlarım. Hanımefendi lütfen sakin olun. Hayır, sakinlik istemiyorum. Ya. Tamam. Artık olmaz bu kadar. Tamam. Bu kabın içine koymuşlar ve bunun üzerinden 15 gün... Gerçekten sözcüğüm için. Ne bu? Neyin salatası? Ne salatasıymış bu? Böcek varmışmış. Ha. Arkadaşın da fotoğrafı bu. Ben bu arkadaştan davacıyım. Ne salatasıymış bu? Ne salatası? Bu Akdeniz salatası değil mi? Hakan bu Akdeniz sizin. Bu gerçekten sizin salatanız mı? Kapatın. Çiçek de ki bu böcek Çin'de olsa mesela suç değil. Orada gıda sayılıyor de. Hep beraber şimdi ben de buraya sizi çekiyorsun. Polis de gelecek şimdi zaten. Bir şey söyleyeceğim. Bu yani bu Çin'de olsa suç mu? Hanımefendi anlatamıyorum herhalde size. Yazılan kurala göre. Çin'de olsa suç mu? Yönetmeliğe göre. İslam Bey zabıta. Usulün ne olduğunu bir de onunla konuşalım. Hiç gerek yok. Nisan Bey'le ben zaten... görüşeyim mi? Evet lütfen görüşürüz. Ben Büyükşehir'den geliyorum. Nisan Bey kim? Ya böyle bir şey yani yok ya. Yani tanıdık zabıta mı çağırdınız? Yani ne demek böyle bir şey mi oluyor? Tanıdık zabıta yani? Değil. Belde veya bağlı olduğum, beldenin de buraya geldi. Nisan Bey mi? Sizin kim olduğunuzla ilgili siz zabıta müdür değil misiniz? Sen sakin ol, sen hiçbir de sakin ihbarı, ol. Sakin. Benim şahıcım açısından. Hiçbir ihbarı, o da geliyormuş zaten. Zuhal ve Çiçek, Emre'ye deyin ki biz halledeceğiz. Sen sinirlenme, gelme kendine. Akşam oyunun var çünkü değil. Emreciğim, bir tane sakin ol. Sakin arkadaşlar. Biz halledeceğiz. Ben onları halledeceğim. Tamam. Ben halledeceğim. Sen görürsün. Bak ben nereye gidiyorsa oraya. Benim adım Zuhal'se. Hukuk uygulamıyorsunuz. Böyle gıyabi suçlamayla iş yeri kapatılmaz. Ben sizi çekiyorum beyefendi. O neyse ben sizin hakkınızdan geleceğim. Sizin hakkınızda değil. Emreciğim akşam oyunum var. Sen sakin ol. Boş ver. Benlik bir şey yok. Benlik bir şey yok. Öyle sıyrılmak olmuyor bu işler beyefendi. Bir dakika ben burada bir usulsüzlük olduğunu düşünüyorum. Birisinin kim olduğu adı sana belli değil. Salatasının içine böceğin fotoğrafını koymuş, çekmiş. Ya burada bir, şey bir ayda 22 bin tane insan tamam, geliyor. Bir tamam, şikayet tamam. Yok. Tamam, ne olur Emre'ye. Bir şikayet yok. Bana ne bir tebligat var, ne bir uyarı var. Gelmiş tiyatro. Kapatsınlar mesele ya, değil. Mesele ben, değil. Ben şuradan doktora da gideceğim. Ben görevimi yapmazsam. Gelmiş. Bunun içinde mesela şikayette bulunurdunuz değil mi? Beraber. Ben her ihbarı değerlendirdim. Oyun var akşam. Bakın ikisi de burada. Yani Ceyda Hanım. Bakın neydi bir adını söyle. Rasim. Rasim Beyciğim, Ceyda Hanımcığım. Buradaki muhatabiyetim siz değilsiniz. Zuhal de ki bu çocuk bunları asla hak etmiyor de. Bu usulse tamam. Eğer inisiyatifinizle bunların hepsini tek tek basına da açıklayacağım. Lütfen. Belediyeyi de söyleyeceğim. Tamam. Bu çocuk bu söylediklerinizin hiçbirini hak etmiyor. Emre Bey geldi. Türk tiyatrosunu ayakta tutabilmek için. Tamam. Ya kapansın kahve. Polis mi geldi? Pazarı mı? Şey, gelen kim? Büyükşehir Belediyesi. Gelen kim? Hiçbir şey kapanmıyor. Görüşürüz.
içelim ki özü abi tabii. Ayrı görüşebilir miyiz? Siz de hayır, ben de olacağım. Lütfen. Muhatabiyet ben miyim? Neden? Hayır, hayır. Öyle bir benim de ilgili. Ama torpil var işte. Ne torpil olsun? Ben bölgemin zabıta müdürünü aradım. Bana usulün ne olduğunu anlat dedim. O da geleyim anlatayım. Buyur anlatsın o zaman, ben buradayım. Siz abi sen hayır, siz beni çiğniyorsunuz. Hayır, sizin başka bir mülki amir getiriyorsunuz. Hayır efendim. Yok yok. Hayır. Yani işimizi yapmıyoruz. Ama memurunuz çiğneniyor. Ya niye çiğneniyor? İşimizi izin vermiyoruz. Mühürleyin tamam, diye 500 tane kayıt tamam, var orada. Tamam. Anlat abi. Gireceğiz zaten. Anlat gelince. Anlat abi. Geliyor zaten. Anlat anlat. Tamam tamam, sakin sakin. Arkadaşlar. Beyefendiye. Siz anlatın. Yok, o durumu bir açıklayın. Gizlice kenara çekin ve açıklayın. Ben önce ben mi anlatayım? Anlat. Yok yok. Siz anlatın. Yok o çağırdı. Şikayet geldi. Hijyenik anlamda salatasından böcek çıkmış. Tetkike geldik. Tetkikte de çıkan da bu ne yok. Hijyen anlamında kafede bir sürü orası problem var. Problem. Sizin buraya giriş sebebiniz tamam. Bonesizlik Emre değil. Emre Bey siz anlatın. Bonesizlik değil. Ben sizin buraya bakın geldim. İki tane olayı karıştırmayın. Ama ben bunu zaten... İki olayı karıştırmayın. Ama siz burada, nereden tutturacağınızı şaşırdınız. Burada, burada hanımefendi bana işimi mi öğretiyorsunuz? Evet işinizi öğretmek evet. Zorundayım. Çünkü sizin elinize bir fotoğrafla geldiniz. Bambaşka bir yerden çıkıyorsunuz şimdi. Bir şikayet. Fotoğraf ihbarı. Onun üzerinde kafayı denetmek. Şimdi ben o fotoğraf ihbarlarından size bütün tesisleri için 40 tane yapacağım. Bakayım oraya gidecek misiniz? Her gün orada. Emre Bey dinle. Arkadaşlarım konusu değil. Bunlar evlatlığın ihtiyacım yok. Evet. Polisimiz de geldi arkadaşlar. Art niyetli olup polis geldi Emre'ciğim. Emre'ciğim polis de geldi. Memur Bey. Hoş geldiniz. İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ceyda'ya sorumlu. İhbar içinde Ceyda Hanım burada.